Efendim, Allahü Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Bir sahur vakti daha beraberiz Ankara'mızda. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin şöyle eteklerinde sahurumuzu, seherimizi ihya etmeye çalışıyoruz siz kıymetli dostlarımızla. Ramazan-ı Şerif deyince bir de aklımıza ne gelir? Şöyle eski Ramazanlardan kalan maniler gelir değil mi? Hatırlar mısınız bilmem. Bugün sizlere Ramazan manileri çıkardım. Hadi hep beraber söyleyelim. Akşam ezanı dinlemek, sahur vakti yemek yemek, Ramazan'a mahsus şeydir. Gece davulcu söylemek. Hani davulcularımız nerede? Eskisi kadar olmasa da yine varlar. Buradan hepsine selam olsun. Derler ki onlar, aldanma sağa sola. Gel gidelim hak yola. Güzel oruç tutanın akıbeti hayrola. Hatta biraz daha böyle işi, mizahi tarafları da var bunun. Diyor ki, ezanlar hep okundu, iftarlığım lokumdu. Aç karnına çok yedim, bana biraz dokundu. Hoşafın suyu boldur, bir kepçe daha daldır. Sahurda köfte varmış, ne olur erken kaldır. Deniz suyu serindir, damla gibi derindir. Bir tek hurma da olsa bir mümini sevindir demiş eskiden. Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola. A benim ağlarım, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek ola. Güzel bir dua ile bitirelim. Salih olan seçilir, gök kapısı açılır. Oruçlunun üstüne ne rahmetler saçılır. İnşallah bizler bu rahmetten istifade etmeye geldik kıymetli dostlar. Programımız boyunca iki kıymetli konuğumuz var. Yine ama önce kelamların en güzeliyle, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz programımıza. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم في تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ Efendim, bugün Kur'an tilavet eden hocamız Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Mansur Sağır hocamızdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. İnşallah cemaatinizle de camimizde Kur'an tilavetleri yapmaya, en kısa zamanda beraber olmayı da Rabbim nasip eder bu güzel camide. Kıymetli dostlar, programımıza tekrardan hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün iki değerli konuğum var, yine her zaman olduğu gibi sizlere takdim etmek istiyorum. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Karslı hocamız bizlerle olacak. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan bu gece bizlerle olacak. Hocalarımızla beraber şu zor günlerde, zor zamanlarda birliğe, kardeşliğe ne kadar muhtacız? Sizler de bana katılıyorsunuzdur. Bunun üzerinde birazcık duracağız ve tevhid konusunu işleyeceğiz. Müsaade ederseniz sizlere bir hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Teşekkür ediyorum, sağ olun Murat Bey. Ben de hayırlı sabahlar diliyorum bütün izleyicilerimize, bütün kardeşlerimize. Hayırlı Ramazanlar. Mevlam inşallah hepimiz hakkında Ramazan'ın af ve mağfireti bize, Mevla'nın merhametine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin. Musa Kazım hocam, hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ediyorum Murat Bey. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben de izleyicilerimize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah gecemiz hayır olsun. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Hocamın ifade ettiği gibi inşallah kurtuluşumuza vesile olur. Bu zor günlerden inşallah Ramazan'ın bereketiyle çıkarız. İnşallah sonunda da çifte bir bayram yaparız. Hem Ramazan-ı Şerif'in bayramını hem de inşallah bu salgından kurtulma inşallah vesilesi olur. Ramazan'ın ben de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Bugün önemli bir konu işleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi aslında. Bizleri sosyal medya aracılığıyla takip eden dostlarımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Gerek Facebook üzerinden, YouTube üzerinden, Twitter üzerinden canlı olarak bizleri izliyorsunuz. Bu hususta programda iştiraklerinizi takip ediyoruz, önemsiyoruz. Bizlere yazın efendim. Diyanet TV'nin sosyal medya hesaplarında takip etmenizi buradan rica ediyoruz. İbrahim Hocam'la başlamak istiyorum. Hocam, gerek İslam dininin, gerekse bütün ilahi dinlerin ortak noktası tevhid ilkesi aslında. Peki tevhidin toplumdaki yansıması nedir sizce? Ve İslam'da, özellikle Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik açısından Müslüman toplum nasıl tarif edilir? Buyursunlar. Evet. Şimdi tevhid dedik. Tevhid kelimesini bir iki cümleyle izah etmek istiyorum. Şimdi insanlık tarihine baktığımız zaman insanoğlu aşkın bir varlık. Tanrı'ya, yaratıcıya, rızık verene hep inanmıştır. Ama insanlığın temel problemi Allah'a inanma meselesi değil. Allah'a tevhid çerçevesinde inanma meselesi. Yani onun varlığına inandığımız gibi birliğine de inanmak. Sıfatlarının sadece ona ait olduğu, onun sıfatlarının eşsiz olduğu, bu sıfatlarının bir başka varlığa, onun yaratıklarına verilmemesi. Tevhid bu. Buradan üretilen kelime vahdet kelimesi. Bu daha ziyade sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda kullanılıyor. Vahdet kelimesi İslam ümmetiyle irtibatlı olarak söyleyecek olursak, toplumun birliği ve bütünlüğü, birliği ve beraberliği anlamına geliyor.
Tabii toplumun birliği ve bütünlüğü konusu son derece önemli. Çünkü birliği ve bütünlüğü olmayan bir toplumun bir hedefini olması veya hedefini gerçekleştirmesi, bir idealini gerçekleştirmesi, insanlığa sunacağı pek bir şeyle yoktur. Bu bakımdan birlik ve beraberlik bütün toplumlar için önemli olduğu gibi İslam toplumu içinde son derece önemlidir. Ve Kur'an'daki naslara, ayetlere baktığımız zaman evet. Az önce Mansur hocamız da okudu. Buna çağıran birçok ayetler olduğunu görüyoruz. Mesela Kur'an'ın bu bağlamda bize hatırlattığı sosyal bir kanun var. Bütün toplumlar için geçerli olan bir kanun. O da nedir? Ve اَطِعُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ diyor. Böyle başlıyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ondan sonrası esas sosyal kanun dediğim ondan sonrası oluyor. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Çekişmeye dalmayın. Ayrılığa, gayrılığa, tefrikaya düşmeyin. Aksi takdirde zafiyete uğrarsınız ve gücünüzü, kudretinizi, devletinizi kaybedersiniz. Şimdi bu sadece İslam toplumuna mahsus bir şey değildir. Bu aslında bütün toplumlar için geçerli olan bir konudur. Tabii Kur'an'a baktığımız zaman bu çerçevede Müslümanların birliği ve beraberliği ile alakalı birçok hüküm, ayet olduğunu görüyoruz. Hemen burada şunu ifade edeyim Murat Bey. Buyursunlar. Şimdi bu çok söyleniyor aslında. Birlik, beraberlik, kardeşlik, İslam kardeşliği vesaire. Ama doğrusu bunu neye karşılık geldiğini biz pek düşünmüyoruz. Yani bu nasıl gerçekleşir? Bence de. Her şeyden önce şunu ifade edelim. Bu böyle söylemle, retorikle olacak bir şey değil. Hocam tüme varım mı, tümden gelim üzerinden mi gelelim? Yani bireyden topluma mı gelelim tevhidi konuşurken? Yoksa toplumdan bireye mi gelelim? Bireyden topluma. Bireyden topluma gelmemiz. Bireyden topluma. Evet. Yani şimdi bu çok önemli bir konuya işaret ettiniz. Yani bireylerin İslami şahsiyeti kazanmadığı bir toplumda İslam toplumunun inşa edilmesi, oluşması mümkün değildir. Evet. Şimdi bireyler burada bir defa, şimdi az önce okunan ayet, o çerçevede biraz evet, buyur, konuşalım. Tabii, çok önemli. Nereden başladı Mansur Hoca? Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâti. Ey iman edenler! Allah'a karşı gerektiği gibi saygılı olun. Onun buyruklarına karşı. Yani Allah'a karşı herkes saygılı olduğunu söyler. Ama onun buyruklarını yerine getirme noktasında. Hürmetkar olun, saygılı olun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyor. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Ne demek bu? Müslümanca Allah'a teslimiyet şuuru içerisinde bir hayat yaşayın. Böyle bir hayat yaşarsanız ancak Müslümanca bir ölüme gidebilirsiniz. Şunu ifade etmek istiyorum. İşte bu ayet tam da sizin bahsetmiş olduğunuz husus. Yani ne demek? Takva duyarlılığı, Allah'a hürmetkar, böyle bir şuura sahip insanlar, teslimiyet şuuruna sahip insanlar olmadığı müddetçe o toplumda bir kardeşliğin, sizin ifade ettiğiniz anlamda bir vahdetin oluşması mümkün değildir. Demek ki biz ömrümüz boyunca kardeş olun, kardeş olun desek bile kardeşliğin şartları var, gerekleri var ki biraz sonra konuşmamızda daha derinlemesine evet, o konulara evet. gireceğiz. Nedir bunların şartları? Bunları yerine getirmediğimiz müddetçe bütün bu ifadeler
efendim havada kalacaktır. Neticeye erişemeyeceğiz. Evet, evet. Daha da ayrıntılı bir şekilde bunun üzerinde inşallah konuşalım hocam. Musa Kazım hocama da dönmek istiyorum bu hususta. Hocam Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde müminler birbirini sevmede, birbirine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer buyurmaktalar. Bu hadis-i şerifte müminlerin sosyal hayatta birbirine karşı sorumlulukları hakkında neler söylersiniz? Nasıl yorumlamalıyız bu hadis-i şerif? Evet, teşekkür ediyorum Murat Bey. Aslında Efendimizin bu hadis-i şerifinde bir değerden aslında bahsedildiğini söyleyebiliriz. Ahlaki bir aslında ilkeden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Özellikle merhametin ve şefkatin olması ve bir insan vücudu örneğinden Efendimiz hareketle bu birliği aslında ifade ediyor. Tabii Efendimizin hem bu hadisi şerifi hem buna benzer hadisi şerifleri bizim İslam düşünce geleneğimizde, İslam ahlak düşüncemizde, İslam ahlak felsefemizde çok önemli bir yer edinmiştir. Ve bu özellikle erdemler konusunda, ahlak düşüncesinde adalet erdeminin içerisinde merhamet erdemini de söz konusu etmeyi doğurmuştur. Ve malumlarınızdır, bu noktada çok önemli mütefekkirimiz, düşünürümüz Nurettin Topçu der ki, iki erdem çok önemlidir. Aslında bunu kazandırdığımızda kişiye, az önce hocam da çok güzel ifade etti, aslında burada kişiyi, insanı inşa etmek, hı hı, öncelikli olarak. Diyor ki, çocuklukta merhamet, yetişkinlikte adalet erdemini kazandırmak. Çocuklukta merhamet yetişkinlikte adalet erdemini. Aslında çok temel bir konu bu. Tabii hocam. Yani, hı-hı, malumunuz Topçu bir ahlak, evet, filozofu aynı zamanda. Az önce yine Mansur hocamızın okuduğu ayet-i kerimede de işte emri bil maruf, nehyanil münkerden ayet-i kerime bize ferman buyurdu. Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı da aslında, evet, tam da bu konuyu işleyen bir aslında felsefedir. İsyan ahlakının temeli, rahmetli Emin Işık hocamız rahmetli olmadan önce bir hatırat yazdı Nurettin, hı-hı, Topçu'yla ilgili. Orada da kısaca buna değinir. Hocanın aslında bu isyan ahlakı temelde İslam'ın emri bil maruf, nehy anil münkerini izah eden, özellikle Hallacı Mansur bağlamında ifade eden, bunu açıklayan bir eserdir. Tabii daha da önemlisi nehy anil münker, kötülüğü nasıl engelleyeceğiz? Şimdi Efendimizin bu hadis-i şerifine dönersek, aslında burada çok güzel de bir benzetme var. İşte bizim geleneğimizde de insanı yaşat ki devlet yaşasın, devleti yaşat ki insan yaşasın. Hı hı. Aslında devlet de insana benzetilir. Efendimiz de burada işte bir insanın organlarına benzetip, yani orada onların nasıl birbiriyle uyumlu ve insicamlı olması gibi toplumun da birlik ve beraberliği için aslında en başta gelen ilkenin bu merhamet, şefkat olduğunu. Ama bu aynı zamanda bir ahlaki de duruş. Çünkü insan dediğimiz varlık ahlaki bir varlık. Biz eğer insanın bir ahlak varlığı olduğunu göz ardı edersek, o zaman insanı da doğru tanımlama imkanı da söz konusu olmayacaktır. Çünkü insanda hem yani ifrata dönük bir de tefride dönük yön var. Evet. Ahlak dediğimiz şey aslında bunun tam denge halidir. Evet. Yani insanda eli sıkılık da var, cimrilik de var, savrukluk da var. Ama ölçüsü nedir? Bunun denge hali nedir? Cömertliktir. Erdem burasıdır, fazilet budur. Aslında işte birlik ve beraberliği sağlayacak, yani insandaki sıhhat hali nedir? Tüm uzuvların
dengeli olma halidir. Aynı aslında insan vücudundaki bu insicam gibi, uyum gibi insanın da öfkesini, nefretini, hırslarını, ihtiraslarını dengeleyecek bir aslında mekanizma var. Evet. Nedir o? İşte merhamet, şefkat duygusu. Hatta işte bunun tam da devamı olan adalet. Çünkü merhamet olmadan adalet olmuyor. Adalet olmadan merhamet de olmuyor. Yani ikisi diyalektik bir ilişkiye de sahip. İlişkiye sahip, evet. Dolayısıyla yani buradan Efendimizin hadis-i şerifinden aslında toplumsal birliği sağlama adına, az önce hocamın da ifade ettiği bu vahdeti sağlamaya dönük çok önemli bir prensibi aslında bize vaaz ediyor. Çünkü insan sosyal bir varlık. Siz bireysel olarak iyi olmanız yetmiyor ya da bireysel olarak tek başınıza yaşama imkanına sahip değilsiniz. Toplumda diğer insanlarla beraber yaşayacaksınız. Nasıl ki insan vücudunda tüm organlar birbiriyle bu uyumu, tenasübü, insicamı sağlayacaksa biz de aramızda bu uyumu sağlayacağız. Bunu sağlayacak ana mekanizma birbirimize olan bu muhabbetimiz, sevgimiz, işte o merhamet duygumuz, şefkat duygumuz. Evet, bu kaybolduğunda hocam, aslında toplum da birlik ve dirlik olmayacaktır. Yani muhabbet birleştiriyor, vahdet oluşturuyor, nefret, kin, öfke, ayrılık oluşturuyor. İşte malumunuz, birlikte rahmet var, evet, ayrılıkta azap var. Siz buradan örnek verince hocam, ben biraz geleneksel tıbba gittim. Bir ara geleneksel tıbbı araştırıyordum. Çok da severim o eski kaynaklardan istifade etmeyi. Ana sırrı erba denilen bir, evet, mevzu vardır. Dört unsurdan bahsederler. Evet. Ve evren dört unsurdan oluştuğu gibi aslında insan da o dört unsurdan oluşuyor. Ve bu da bizim mizacımızı oluşturuyor, bu unsurlar. Evet. Bu unsurlardan hani dediniz ya, ifrat ve tefrit. Evet. Bu unsurların fazlalığı ve azlığı bizim vücudumuzda hastalığa sebebiyet veriyor. Kesinlikle, çok önemli. Önemli olan bunu dengede tutmak aslında. Kesinlikle. Hasta olmamak için. Eskiler de bunun için gıdalarına, yedikleri yemeklere çok dikkat etmişler ve mizaçlarını orantıda tutmaya, kesinlikle, çalışmışlar. Sanıyorum erdemleri de o şekilde bir orantıda tutmamız gerekiyor ki, kesinlikle, onlar sonunda o nasıl diyeyim size, o orantıda, o insicamda adaleti oluştursun. Kesinlikle. Nitekim şuraya geleceğim. Tevhid bir erdem midir? Yoksa bütün erdemler birleştiğinde ortaya tevhid mi çıkıyor? Tevhid yani ahlakın neresinde? Evet. Konum itibariyle. Aslında tabii biz çok başat erdemler, işte cesaret, cömertlik, adalet sayıyoruz ama tabii bunlarla beraber, bunlarla ilişkili erdemler de var. Tevhid de aslında en önemli erdemlerden. Güven mesela bir erdemdir. Evet. Mesela hürriyet bir erdemdir. Aslında tüm bunlar bir araya geldiğinde, işte o vahdet oluştuğunda belki de tüm erdemler tekemmül etmiş oluyor. Yoksa tek başına cesaret erdemi, tek başına cömertlik erdemi, tek başına adalet erdemi bir anlam ifade etmeyecektir. Aynı işte insan vücudunda sadece bir uzvun çok mükemmel olması yetmiyor. Evet. Yani görmeyle duymanın, konuşmanın bir uyumluluğunun olması gerekiyor. Aslında insan vücudu da mini, belki mikro bir vahdeti ifade ediyor. Evet, evet. Yani bu anlamda bizim tüm erdemleri birlikte oluşturma ya da kendimizde inşa etmemiz, ki az önceki konuşmada da hocamın da vurguladığı, aslında insanı inşa ettiğimizde aslında toplum inşa ediyoruz. Yani aile, toplum, devlet, yani millet oluşuyor. Belki buradan şeye de bir Farabi'ye, bizim medeniyet filozofumuz aslında, evet,
biliyorsunuz medeniyet insanla başlıyor. Tabii. Yani din kökünden, dinin mekanlaşmasından geliyor. Ama merkezinde insan var. İnşa edilen şey insandır. İşte onun medineti, Medine-i Fazılası. Erdemli toplum. Ama erdemli toplumun temel özellikleri nedir? İşte bu özelliklere, çünkü fasık toplum var, cahil toplum var. İşte hatırlayalım Farabi'nin bu tanımlarını. Aslında bu erdemli toplum, erdemli bireyle. Ama bu erdem o tevhidi kendinde inşa etmiş tam bir medeni insan olursa toplum medeni oluyor ve gerçekten işte o tevhid toplumu da aslında evet. Oluşmuş oluyor. Aslında belki tevhid bunun hepsinin bir araya, uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi. Evet. Az önce söylediğiniz şey çok önemliydi aslında. Yani insan vücudunda ya da o yemede içmede ölçülere kaçırdığımızda mizaç bozuluyor. Bozuluyor. Evet. Denge kayboluyor. Aslında Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de hocamın işte az önce ifade ettiği dengenin bozulması bir şeyin diğeri tarafına ölçüyü kaybetmesidir. Biliyorsunuz erdemler arasında en önemlilerden bir tanesi de iffettir. Evet. Ölçülülüktür aslında. Evet. Yani hem adalet erdemi sadece bir hukuki konu değil, ahlakidir temelde. İffet de aslında bu yönüyle de bir ahlaki aslında ölçülülük anlamında. Hı hı. Tam bu dengeyi sağlama hali. Ha bunun uyumlu hale gelmesi tevhid oluşturuyor. Az önce hocam da çok güzel ifade etti. Aslında inanıyor insanlar bir şeye. Evet. Ama haşa Allah şirk koşuyor. Orada bir dengesizlik, bir ölçü kaybı var. Zulüm değil mi? Kur'an zulüm evet. ifade Evet, zulüm diyor. Orada... O nedir hocam? Onu açıklayabilir mi? Ya zulüm hocam derken... Hocam belki... Evet, buyurun hocam. Buyursun zulüm, şimdi Kur'an-ı Kerim'de zulüm dediğimiz zaman halk arasında, evet. toplumdaki haksızlık, hı hı. bu sadece insanla ilgili olarak anlaşılır. Yani insana haksızlık yapmak, işte hı hı. malını, mülkünü çalmak, çırpmak vesaire, fakat Kur'an-ı Kerim'de bu zulüm kavramı geniş bir çerçevede kullanılıyor. Kullanıldığı alanlardan bir tanesi de şirk manasında. Yani Kur'an'da şirk, Allah'a ortak koşmak, onun sıfatlarında bir başkasını ortak görmek zulüm olarak nitelendiriliyor. Bir haksızlıktır aslında. Ve inne şirke le zulmün azim diyor. Yani şirk diyor, Allah'a ortak koşmak. En büyük haksızlıktı. Neden? Çünkü bütün varlığı yaratan Allah'ın hakkını efendim bir başkasına, onun yaratıklarına, aciz birisine, bir mahluka veriyorsun. Alıyorsun, o tarafa veriyorsun. Bu anlamda şirk efendim zulüm olarak nitelendiriliyor. Tabii burada konuşmamızın odaklandığı nokta bireyin yetiştirilmesi, yetişmesi. Bireyin yetişmesi burada son derece önemli. Şimdi o okunan ayette tekrar oradan devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi aşağıda diyor ki وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ diyor. Kimi anlatıyor burada? Yani biz burada şimdi kardeşlik falan bahsediyoruz ama bunlar tarihte yaşanan olgular. Ve ilk İslam ümmeti, daha sonra da bunun yansımaları olmuştur. Bunun örneğini ortaya koymuştur. Evs ve Hazreç kabileleri, ayetin arka planına baktığımız evet, zaman... Açalım hocam. Bunlar Medine'de iki topluluk, yıllarca kendi aralarında savaşan, birbirinin kanını döken iki kabile, Evs ve Hazreç kabileleri. Efendim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edince, orada tabii toparlayıcı, bir taraftan Yahudilerle, bir anlaşma yapıyor. Gelin beraber
Birlikte yaşama diyoruz şimdi. Bu evet. akşam konuşuyoruz. Birlikte yaşayalım. Anlaşma yapılıyor. Evs ve Hazreç kabileleri ve bunlar İslam'a giriyorlar. Müslüman oluyorlar. Şimdi yıllarca birbirine kin ve husumet kusan, kan döken bu iki topluluk İslam'a teslim olunca, Müslüman olunca bunlar kardeş oluyorlar. Yani evrensel bir gerçeklik olarak. Evet. Bu kıyamete kadar aslında dinin, vahyin, insanın iç dünyasında, kalbinde ve aklında meydana getirdiği dönüşümü anlatmak açısından son derece önemli. İşte onu diyor. Ey Evs ve Hazreç, ilk etapta onlara tabii, muhatap onlar. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Siz birbirine düşmandınız. Ve ellefe beyne kulubikum. Burası çok önemli. Allah sizi kardeş haline getirdi. Kaynaştı. Kalpleriniz, sizin kalpleriniz kaynaştı. Ülfet etti. Birbirini seven insanlar oldunuz. Şimdi de ülkemizde zaman zaman iki aşiret, iki kabile kavga ediyor. Yıllarca kan davaları. Sonunda efendim bir sulh, barış sağlanıyor. Ama o küskünlük devam ediyor tabii. O yılların husumeti. Dikkat ederseniz ayette öyle bir kardeş oluyor ki bu insanlar, Evs ve Hazreç, artık bunlar birbirine muhabbetle ve sevgiyle bakıyorlar. Çünkü ayet diyor onların efendim kalplerini ve bu konu kalplerin uzlaşması. İşte dedik ya şartları var. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin. Hani Akif de söylüyor, topluca, toplu vurdukça yürekler onu top bile sindiremez. Şimdi bir başka ayette bu ifadeyi açan diyor ki ayeti kerime ve ellefe beyne kulubihim, Allah onların, o müminlerin kalplerini uzlaştırdı. Kaynaştı onlar. Eğer ey peygamber sen lev enfekte ma fil ardı cemian, sen yeri göğü infak etseydin bunu başaramazdın. Yani bu vahyin bir mucizesi. Allah'a kul olmanın, teslim olmanın, bağlanmanın, teslimiyetin bir sırrı, bir mükafatı, bir neticesi. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela ehli kitaptan bahsediyor. Onlar diyor, kıyamete kadar onlar kin ve husumet içerisinde yaşayacaklar. فَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى diye ayet başlıyor. فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Malum bu batıda mezhep savaşları, evet. İslam dünyasında bir takım sorunlar var. Biraz sonra onlara gireceğiz. Ama esas mezhep savaşları çok daha feci bir şekilde batılı olmuştu. Evet. Bunu hatırlatmamın sebebi şu bu ayeti. Şimdi neden acaba bu kin husumet? İnsan gönlü kalbi acaba neden kin ve husumete yataklık yapıyor? Orada hayır, güzellik, merhamet, şefkat değil de kin ve husumet oluşuyor, ürüyor. Hocam bunu evet. Eserden sonra işleyelim mi? Şimdi bir eser arası vereceğiz. Bir cümle söyleyeyim isterseniz. Üzerine sadece duralım bu konuda. Bu ayeti tamamlayalım. Buyursunlar. Ayetin hemen girişinde diyor ki, onların arasındaki bu kin ve husumet, bunun sebebi diyor, فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Allah'ın onlara olan uyarılarını unuttular. Ya. Bütün mesele bu. Evet. Evet. İnşallah biz de hatırlamak için burada şu güzel sahur vaktindeyiz hocam. Evet. Çok güzel bir konu. Beni de heyecanlandırdı açıkçası. Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olurmuş.
Şimdi bir zikredelim bakalım. Haydi. Salatü acile, sanma biter zahid işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşit Niyazi'nin sözü, bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan yana bir nesne yok, gözsüzlere inhan imiş. Hay hay, Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere inhan imiş.
Efendim programımız devam ediyor. Konumuz tevhid. Tevhid etsin dilimiz ama nasıl tevhid edeceğiz hocam? Bu hususta aklıma Mimar Sinan geldi. Şimdi Devlet-i Aliye zamanında şimdi tevhide ulaşanlar sanatlarında da gösteriyorlar bunu. Hem mimaride hem musikide. O kadar güzel eserler vermiş ki. Şöyle bakınca gözlere şifa, işte zevk-i selime hitap eden eserler geliyor. Sultanahmet'in mimarisine bir baktığımız zaman şöyle ikiye katlayalım bir simetri görüyoruz. Yani bizim tevhid inancımızın sanatı da birliğe bizi götürüyor. Musikide de öyle ki ruha şifa oluyor aynı zamanda yapılan icralar işte mimaride, musikide görüyoruz. Peki hocam, ben biraz daha bu hasletlere, bu faziletlere girmek istiyorum. Fert fert Müslümanların ihya etmesi gereken bu faziletler vahdet şuuruna erişmek için nelerdir? Nasıl elde edilir ki? Hani şimdi oturduğumuz yerden herhalde olmayacak. Ramazan-ı Şerif'in hani bir adalet kavramını şöyle bize keşke olsa öyle bir şey, bir sihirli değnek dokunsa da merhametli olsak, adaletli olsak ne yapmalıyız da biz bunlara ulaşacağız? Buyursunlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Tabii ilahide de çok güzel zaten anlatılıyordu. Eyvallah. İşte insanı kamil olmak için irfan lazım. Yani en başta aslında ifade ettiğiniz İslam dininin vahdet dini olmasını biz tüm boyutlarıyla sanatta, kültürde, edebiyatta yani Müslümanın icra ettiği her alanda aslında görüyoruz. İşte Selimiye'yi yani Mimar Sinan'ın o eserini başlı başına düşündüğünüzde yani o zihinde ve gönülde olan o vahdet şuuru kendini bir sanat olarak da ortaya koyuyor. Ve oradaki vahdet bir estetik olarak ortaya çıkıyor. Evet. Yani hiçbir kusur yok. Her şey birbiriyle en başta konuştuğumuz yani insan da aslında bir vahdet varlığı. Yüce Yaratıcı'nın aslında değil mi varlığa getirdiği yani göz, kulak, uyumlar, insicam her insanın kendi değil mi bağlamında bir şeyi var, güzelliği var. Her insan aslında gerçekten çok özgün, çok özel bir varlık. Aslında burada bu erdemi tabii vahdetle beraber nasıl kazandıracağız? Ona hocam da az önce işte bunun yani kardeşlik, birlik çok önemli. Yani bunları söylüyoruz, fazilet, erdem evet. söylüyoruz ama bunu nasıl inşa edeceğiz? İşte Hazreti Peygamber'in aslında gelme, belki Hatemun Nebiyyin olması, son peygamber olması aslında insanlığın ilk günlerden itibaren, yeryüzünde var olduğu andan itibaren gerçekleştirmek istediği bu çabanın nihai örneği. O da nedir? Fert fert bunu kazandırmak. İşte önce demin söylediğimiz aslında insanı inşa edecek bu süreçleri biz devreye sokacağız. Yoksa insan kendi haline kaldığında cahildir, zalimdir. Yani insandaki o ifrat ve tefritler insanın o nefsi, çünkü insanın en önemli belki de düşmanı dışarıdan farklı şeyler değildir. Kendi içinde aslında, kendi içimizde nefis bu dengeyi insanın kendi içindeki aslında bu eğilimler dediğimiz. Evet. İnsanda bir ne var? Hazza meyallik var. Zevke aşırı derecede düşkünlük. İşte ölçülük dediğimiz bunu dengeleyebilirse tabii bunun süreçleri var. İşte inancımızla bunları eğitim süreçleriyle aile ile yani bunları kazandıracağımız mecralarımız var. Ben bu noktada bizim yine çok önemli geleneğimizin, kültürümüzün çok önemli bir ismi Kadı Burhanettin var. Evet. Kadı Burhanettin aslında bir kadıdır. Hocam yani alim bir zat bir devlet kuruyor Sivas'ta malumunuz. Kadı Burhanettin aynı zamanda Türkçe ilk divanı yazan bir kişidir. Ve şey meclisleri var, irfan meclisleri var. Onun divanında çok muhteşem bir ifadesi var. Beni de çok etkileyen naçizane. Tabii onun bir aşk felsefesi var. Müthiş bir ilahi aşka. Yani o insanı kamil. Tabii bizde bu meratipler çok önemli.
Yani insan da aslında işte o nebati, hayvani tüm o eğilimleri böyle dengeli bir şekilde o kamil noktaya getirme. Orada vurguladığı bir ifade, nefsin Müslümanlaştırılması. Çok önemli. Ya müthiş bir şey. Aslında bizim en önemli aslında belki de işimiz bu kendimizle mücadelemiz. Kendi nefsimizdeki bu dengeyi ve ölçüyü sağlayabilmek. Yani o kemalat sürecinde insanı kamil olma. Zaten bu mecrayı iyi bir şekilde yürütebilirsek insan o meleklerden de değil mi? Gerçekleştiremezsek belhum adal. Evet. Hayvandan da daha aşağı ama başarabilirsek bu dengeyi ve ölçüyü kurursak Mevlana'nın ifadesiyle Hazreti insan oluyor o zaman. Eşrefi mahluk oluyor. En şerefli mahluk. Malumunuz insanın yeryüzüne gönderiliş gayesi hepimizin malumu, dinleyicilerimizin malumu aslında yeryüzünü imar etmek üzere gelmiştir insan. Halifedir, halifetullah'tır. Yani Allah-u Teala işte teklif ediyor bu görevi ama insan cehaleti dolayısıyla kabul etmiş oldu. Evet. Bunu ezel değil mi aleminde kabul ettik. İşte bunu kazanma süreçlerini biz işte nefsimizle mücadeleyle bireysel anlamda bunu aile ortamı, bunu eğitim süreçleri. Tabii bunun en önemli dayanakları da, referans noktaları da önce kitabımız Kur'an-ı Kerim. Oradan bunları, bu mesajları iyi bir şekilde almak. Ardından Efendimizin hadisi şerifleri, sahih sünneti. Bunu işte kazandırabilirsek biz, insanda o temerküz ederse, Kadı Burhanettin'in ifadesiyle nefsimizi Müslümanlaştırdığımızda aslında tam da bu erdemler, faziletler gerçekleşmiş olacak. Çok güzel. Şimdi hocam, şimdi öyle kavramlar ki zikredildiği zaman programda bile böyle bir insanın zihninde bir aydınlanma oluşuyor. Az önce hocam eserden evvel kin ve husumet kavramlarına girince de benim aklımda böyle zihninde cereyan eden toplumda pompalanan sanki bir dünyada bilerek yapıyorlarmış gibi bir kin ve nefret pompalanması yapılıyor. Sanki bunu bilerek yapıyorlar da insanların erdemli olmasını gizlesinler diye. Bu toplumun bu kin ve nefrete yani husumete, işte düşmanlığa, birbirini çekiştirmeye, yani sürekli bir negatif enerji mi diyelim modern tabirle, bu enerjiyle muhatap olmasına karşı neler söylemek istersiniz hocam? O konuyu çünkü yarım kaldı, devam edelim de isterim. Evet, şimdi hocam tabii çok güzel ifade ettiler. Önce insanı tanımak lazım. Yani insanın tanınması çok önemli. Yani onu tanımadığın zaman nereden başlayacaksın? Evet. Hani düğmeyi yanlış iliklersen ondan sonra hepsi yanlış gelir arkası. Şimdi insanın iç, mesela diyor ki insan bencil bir varlık. Ve Kur'an diyor ki وَمَنْ يُوْكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bencilliğini terbiye edenler kurtuluşa erecektir. Şimdi bencilliğin terbiye edilmesi. Bu aslında insanın önüne bir hayat boyu aslında konulması gereken bir hedef her Müslümanın. Yani Müslümanlar olarak bizler gerçekten kendimizi terbiye etme noktasında böyle bir bilince sahip miyiz? Ve bütün problemler de buradan çıkıyor. Zulüm, haksızlık, sömürü, ihanet, ne dersen de bütün kötülükler buradan çıkıyor. Şimdi bir hayat boyu bunu bir insanın, hayat bir okuldur aslında bizim için. Biz bu hayata kendimizi terbiye etmek için gelmişiz. Böyle kabullenmek lazım. Hani insanın tabii, affedersiniz. Estağfurullah. Meleki yönü vardır. Ama işte bahsettiğimiz anlamda bir de şeytani yönü vardır. Ve bugün yani insan bu şeytani yönü kavrayıp bunu
tedavi etme, terbiye etme noktasında bir çaba sarf etmeyince insanlığın bu sorunları, bu problemler azalmayacaktır. Şimdi mesela daha basite indirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki, efendim sevmeyen ve sevemeyen insanda hayır yoktur diyor. Başkalarını sevemeyen, kendisi sevilmeyen insanda hayır yoktur diyor. Şimdi bu bir eğitimi gerektiriyor yani. Bu şimdi Kur'an ne diyor? Ey insanlar diyor. Siz diyor kendinizi düzeltmeye bakın. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Şimdi biz bu akşam burada efendim birlik, beraberlik, kardeşlikten bahsediyoruz. İlgili ayet, hepimizin bildiği bir ayet. İnnemel müminune ihvetun. Evet. Müminler kardeştir. Şimdi bu böyle tekrarlanmakla olacak, gerçekleşecek bir şey değildir yani. Ya. Yani sen o uğurda bunu bir dava edinmezsen bu gerçekte. Ayetin hemen devamına bakıyoruz. Yani bunun gerçekleşebilmesinin ön şartlarını ileri sürüyor. Diyor ki, bir defa diyor, birbirinizi küçümseyerek diyor, alay etmeyeceksiniz diyor. Kadın olsun, erkek olsun diyor. İnsan niye alay eder? Küçük gördüğü için, hafife alıyor. Veya haset, haset. Şimdi haset diyoruz. Şimdi Hazreti Peygamber diyor ki, haset diyor, tüm problemlerin kaynağı, terbiye edilmesi gerekir. Haset diyor, bir müminin iyiliklerini, ateşin odunu kül ettiği gibi hepsini yer bitirir. Küçümsemeyeceksiniz, alay etmeyeceksiniz. Aşağısında aşağılamayacaksınız, karalamayacaksınız. Şimdi topluma bakalım, medyaya bakalım. Evet. Karalamak, aşağılamak, iftira almış başını gidiyor. Şimdi bu sosyal medya, yani sanki bu sosyal medyada her şey serbest. Özgürsün, istediğin gibi davranabilirsin. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanın onuruyla oynayamazsın. İnsanın şerefiyle oynayamazsın. İnsanı rencide edemezsin. Basın, medya vesaire falan. Şimdi arka sayfaya geçtiğimizde ne diyor orada? Zannın diyor, işte bunlar diyor, bunların terbiye edilmesi lazım. Zannın diyor, önyargılar. Önyargılar bizim aramızda duvar gibi. Birbirimize yaklaşmıyoruz. Yaklaşmak için o duvarları aşmak hakikaten zor. İşte bütün mesele o önyargıların izale edilmesi, temizlenmesi. İnsanlara bakış, insanlara duruşumuz, nasıl bakıyoruz? Yani onlara bakışımız nedir? Evet, yani burada eğer bu bahsettiğimiz anlamda o insanın iç dünyasındaki kibir duygusu. Yani Hazreti Peygamber ne diyor? Bir mümine diyor, kardeşini küçük görmek günah olarak yeter diyor yani. Şimdi haset buradan kaynaklanıyor. Evet. Biz bunları konuşmuyoruz. Evet. Efendim, zulüm buradan kaynaklanıyor. Gıybet buradan kaynaklanıyor. İftira buradan kaynaklanıyor. Yani o iç dünyadaki, evet. Anlatabildim mi? İslah edilmemiş, dezenfekte, efendim, aktüel tabirle edilmemiş. Şimdi biz, efendim, virüsle mücadele. Şimdi esas, virüsle mücadele insanın iç dünyasına başlaması lazım. Evet. Ve eğer gerçekten şu iki ay içerisinde ülkemizde yaşadığımız, efendim, bütün dünya genelinde yaşanan bu mücadele insanın iç dünyasındaki kötülükle mücadeleye dönüşmediği müddetçe bunlar geçtikten sonra her şey unutulacaktır. Hocam, temizlik yani, imandandır hadisi şerifini bir daha ele alalım o zaman, değil mi? Evet. İki yönlü. Evet. Tabii, yani tabii, burada tabii. O kadar temizlik manevi imandandır. Bir temizlik. Evet. Hangi yani, temizlik? Hangi temizlik? Müthiş. Tabii. Hangi temizlik? Evet. Şimdi ben öğrencilerime söylüyorum ya, Allah aşkına diyorum.
şu aynaya baktığımız kadar kalbimize bakalım ya. Evet. Kalbimize ne kadar bakıyoruz? Sen, ben, o hepimiz. Kalbimize ne kadar bakıyor? Yani bizde öyle bir gelenek var. Az önce hocam anlattı. Yani şimdi din psikolojisi diyoruz. Yani kalp lime lime tahlil edilmiş, incelenmiş. İmam Gazali'ye bakın. Yani orada psikoloji var. Orada insan nedir? Şimdi siz bu espriyi yakalayamazsanız insan yücelmez. Çok önemli. İnsan neticede kendi kendisine zulmeden bir varlık haline dönüşür. Kur'an böyle anlattı. Zalemu enfusehum diyor. Hasiru enfusehum. Yani aslında biz başkasına zulmetmiyoruz. Kendimize zulmediyoruz. Dünyamızı mahvediyoruz. Ahiretimizi mahvediyoruz. Velhasıl o az önce yani kardeşliğin, birlik, beraberlik. Bu işin kökenine, temeline inmemiz lazım. Bu retorikle olacak bir şey değil. Efendim, insanın gönlünde, kalbinde bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Ayet var, hocam bilir. Efendim ne diyor? İnsan diyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفِسِينَ İnsan diyor, kendi nefsinde olanı değiştirmediği müddetçe Allah onu değiştirmez. Yani bütün değişimin, malum evet. Cevdet Said'in bu konuyla ilgili evet. bir kitabı var. Sadece bu ayetle alaka, bir tek ayetle alaka. Yani değişimin, dönüşümün kalpten, gönülden başlaması gerekiyor. İşte az önce okuduk sohbetimizin başında. Kalpleri kenetlenen müminlerden bahsetti Kur'an-ı Kerim. Mansur Hoca okudu. Bu nasıl olur? Bu işte efendim bu buradan başlıyor. Efendim biz şimdi söylüyoruz. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek. Yaratılan ne demek bu? Yaratılanı yaratandan, yaratıcıdan ötürü sevmek. Bu ne anlama geliyor? Bunun temeline indiğimiz zaman, işte bizim kültürümüzde bu var. Orada Allah sevgisi var. İşte az önce okudunuz, Allah aşkı var, tevhid var, ilahi sevgi var. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ diyor. Onların efendim en fazla sevgisi Allah'a aittir, Allah'a yöneliktir. Evet. Şimdi siz Allah'a böyle bir sevgiyle bağlanırsanız, hayatın gayesi, varlığın anlamı olarak dini böyle anlarsanız, işte orada Allah'ın yaratmış olduğu kulları da seversiniz. Ona olan sevginizden, ona olan muhabbetinizden, hani bir arkadaşınız var, çok seviyorsunuz, muhabbetiniz var, vefat eder gider. Gittikten sonra onun çocuklarını, yakınlarını ona özlemle seversin. Bunun gibi bir şey yani bir benzetmeyle ortaya koyacak olursa. Demek ki mesele nedir? Mesele şimdi efendim Allah korkusu diyoruz. Hayır, doğru. Bir yönüyle doğru. Ama efendim yuhibbuhum ve yuhibbunehu diyor. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Şimdi bu sevgi, bu nereden başlıyor? Bu insanın, kısaca söyleyelim, bu insanın bütün öğrenme, idrak aklarını, yani bu idrak vasıtaları dediğimiz, akıl, düşünce, duygu ve Allah'ın ayetlerini okumaktan geçer. O ayetleri okursan o sevgi oluşur. O sevginin kapısı aralanır. Ki bizim kültürümüzde değil mi? Bütün mesele kesinlikle buraya odaklanıyor. Buraya odaklandığın zaman ondan sonra temizlik harekatı başlıyor. Ve şeyde Tevbe suresinde geçiyor. Ashab-ı kiramdan bahsediliyor. Kuba mescidinde ayet Tevbe evet. suresinde. Oradaki ashab-ı kiramı anlatıyor. Bunu
seyircilerimizle paylaşıp bitiriyorum. Buyursunlar. Kuba Mescidi fihi ricalun. Efendim, orada öyle insanlar var ki diyor, yuhibbune en yetetahharu. Arınmayı seven insanlar. Kötülüklerden arınmayı seven insanlar. Müthiş bir ifade hocam bu. Fihi ricalun yuhibbune en yetetahharu. Vallahu yuhibbul. Siz dediniz ya temizlik. Temizlik imandandır. Esas burada vurgulanan tabii. Biz maddi temizlik olarak anlıyoruz ama kardeşim maddi olarak temizleniyorsun ama eğer kalbinde o temizlik yoksa bugün insanlığın sorunu budur. Ümit ederiz ki inşallah yani bu şu yaşadığımız olaylar, son gelişmeler, salgın sarsıldı, insanlık sarsıldı. İnsanlık ilk defa tek bir noktada buluştu. Virüsle mücadele noktasında değil mi? Evet. İnşallah bu anlamda bir temenni edelim. Dua edelim. Böyle bir kendini sorgulamaya dönüş. Evet. Eyvallah hocam. Çok önemli konular. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Musa Kazım hocam? Aslında hocam çok güzel izah etti. Tabii şöyle bir şeyi de burada ilave de etmekte fayda var belki. Hocamın o tam getirdiği noktadan. Biz bugün aslında insanın o gelişim sürecinde sadece fizyolojik gelişimi, sadece bilişsel gelişimine odaklanmamalıyız. İnsanın bu ruhi gelişimi, manevi gelişimi nedir? Aslında burayı unutuyoruz. Yani ne kadar başarılıyız? Kavrama kapasitemiz ne? İşte ergen olduk, yetişkin olduk. Evet, çok önemli. İşte yaşlandık. Ama bu insanın bir ya ruh tarafı var, bir kalp tarafı var. Bu ne oluyor? Nereye evriliyor? İşte en başta hocam da çok güzel ifade etti. Yani bu nefis var. İnsanın içinde bir mücadele var. Yani ya bu vahdeti, bu birliği, bu kardeşliği hele hele zor zamanlarda sağlayacak insanlar, ferden fert. Eğer insan kendi içinde zaten bu birliği sağlayamazsa toplumda da sağlayamıyor, devlette de sağlayamıyor. İnsan, yani Kur'an müthiş tanımlıyor. Tevhid olmadan vahdet olmuyor. Olmuyor. Değil mi hocam? Ve çok güzel başladı. Çok güzel tevhid hocam. Olmadan vahdet olmuyor. Olmuyor. Onu bir defa evet. Yani bunu bu akşam yani onu şey yapalım evet. Üzerinde de. Evet. Gecenin teması o. Yani evet. Tevhid evet. Olmadan vahdet olmuyor. Şeyi soracağım hocam. Şimdi o mücadele akıl bali olduktan sonra mı başlıyor insan hayatında? Yani nefs mücadelesi. Evet. Biz orada mesela şimdi çok halktan bir soru soracağım. Şimdi, biliyorum ki seyircilerimizden de bize böyle sorular gelecek. Ya ben ailem beni doğru yetiştirmedi. İşte bilinçli aileler olduğu gibi bilinçsiz aileler de evet. Var. Çocuklarını işte belirli bir yaşa kadar. Hani dediniz ya merhametle işte öğretmiyorlar. İşte bazı erdemleri kazanamayarak yetişen abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bu hususta hani ben geç kaldım, benden adam olmaz demek mi lazım? Yoksa bunun farkına varıp o anda karar verip, niyetine girip bir vahdet yolculuğuna çıkmak için niyet etmek mi gerekiyor? Evet. Yani bunun zamanı nedir? Şimdi mi? Şimdi, şu anda. Şimdidir değil mi? Tabii, şu anda. Tabii. Şu anda başlıyor. Yani biz eğer bu erdemlere ulaşacaksak, eğer biz bu hususta Allah-u Teala'ya yaklaşacaksak, biz bunun için niyet edeceğiz öncelikle. Aslında şöyle de bir şey Murat Bey, yani Allah-u Teala aslında insanı mükemmel bir, mükerrem bir varlık olarak yaratmış. Hı-hı. Yani insanda tabii ayeti kerimenin ifadesiyle, innen nefse le emmâretun bissû, nefis sürekli bir kötülüğü emrediyor. İşte hocamın o haset, kıskançlık, işte ne bileyim kötü lakap takma, yani tüm bunlar tamam bir mücadele. Ama insanda da iyiyi yakalama, ortak iyiye ulaşma noktasında da bir öz var, bir cevher var. İnsan vicdani bir varlık, gönlü var. O işte ilk hadis-i şerifte ya merhamet duygusu. En kötü insanın bile en zor anda, en sıkıştığı anda bile
bir bakarsınız onda aslında bir cevher, bir öz var. Ha ne yapıyor? Bunu çevre, o kötülükler ne yapmıştır? Baskılamıştır. Aslında insanda bir irade var. Yine topçuyu ben anacağım burada. İradenin davası diyor. Aslında müthiş bir şey. Evet. Yani bizim bu temyizi, bu iradeyi, tabii yine bizim dinimiz bize iki şey söylüyor. Çok müthiş. Yani mükellef olmak, sorumluluk olmak için bir, akıl bali, akıllı olmamız. Akıl müthiş bir aslında. Yani akıl sahibi değilseniz zaten sorumlu değilsiniz. Evet. Yükümlü değilsiniz. Ama bu aklın tabii o ilahi bir şeyin bağlantısı olarak yani o hitaba muhatap olması anlamında akıl sahibi. İki, hür bir varlık. Hür değilseniz, esirseniz, baskılar altındaysanız bunun da bir anlamı yok. İşte aslında insan hür ve akıllı bir varlık olarak ne kadar zor şartlarda olursa olsun hakikati, gerçeği, doğruyu, ortak iyiyi aslında yakalayabilecek bir kabiliyettedir, potansiyeldedir. Evet aileden almamış olabilir, bu eğitim süreçlerini yaşamamış olabilir ama insan sürekli tefekkür eden, akleden, düşünen bir varlık. Kur'an-ı Kerim'de işte hocamın alanıdır. Hep Kur'an bizi neye davet eder? Düşünmeye. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz, efendim işte ibret almaz mısınız? Aslında insanın belki de yine en o mükerrem tarafı sorgulamak. Hayatta neden varım, niçin varım? İşte bugün belki de şu salgın dolayısıyla, virüs dolayısıyla da en önemli yapacağımız işlerden birisi bu. Bu hayat neden var? Niçin bu hayattayız? Hayatın anlamı ne? Varlık nedenimiz ne? İşte mücadele ediyoruz, yarış içindeyiz, kıskançlıkla falan. Her şey durdu. O ticari rekabet, o efendim her şey durdu. Ne yaptık? Evlere kapanıp kendimizi işte belki de işte o manevi bir içe dönüş. Evet. Eve döndüğümüzde, içe döndüğümüzde aslında en önemli ev insanın evidir, gönül evidir, can evidir. Yani bugün fiziki anlamda evlerde, evde kal ne yapıyoruz? Korunuyoruz. Evde kalmakla bir defa önemli bir yükümlülüğü de yerine getiriyor. Ama gerçeği ve hakikati ya da erdemi ve fazileti elde etmek için de işte bu gönül evine dönmemiz gerekiyor. Orada da ne yapacağız? Neden bu hayattayız? Nereye gidiyoruz? Bu yolculuk nereye? Evet. Aslında Kur'an'ın yine bir muhteşem bir ifadesi evet, var hocam. Evet. Fehasibtum ennemâ halaknâkum abesen. Evet. Yani bunu soruyor insana. Ve bir de yani bu insanın unuttuğu bir mesele. Bir de şey onu diyor hocam. Onu açalım mı hocam biraz? Evet. O ne? Yani meali alalım. Fehasibtum ennemâ halaknâkum abesen. Yani biz sizi iş olsun diye mi yarattık? Böyle mi zannediyorsunuz? Hmm. Yani bize dönmeyeceğinizi mi zannediyorsun? Bu evet. Hocam çok önemli yani. Buradan zaten bütün problemin temel evet. kaynağı bu. Hayata verdiğimiz anlam. Hayat nedir ya? Yani bir kör dövüşü mü yani? Kuru kuruya, nereye varacağı belli olmayan. Efendim, bir affedersin, yani kelle göbek mücadelesi deniyor. Böyle argo tabirle. Burada insanın tabii oturup, yani bu bir belki tefekküre, bir kendini insanın muhasebeye çekmesine vesile olur. Ona çok ihtiyacımız var. İnsan bugün hakikaten bu dış olgulara çok fazla kendisini kaptırdı. Dünyanın debdebesi, şatafatı vesaire. Bu arada insan kendini unuttu ya. Nereye gidiyorum? Ben de ayeti geldim ona diyecektim. İnsan kendini unuttu aslında. Unuttu. Ayet diyor. Evet. Siz kendinizi unutunca Allah da sizi... وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Müthiş bir şey. Yani burayı şimdi kurcaladığın zaman bakıyorsun, soruyorsun mesela çevrendeki insanlara. Ya biz niye yaşıyoruz ya? Nedir bu? 3-5 cümle kurabilir misin? Hiçbir şey söyleyemiyor. Evet. Hayatın anlamıyla alakalı. Bu konuyla ilgili de Hazreti Mevlana'nın bir şiiri var. Dilerseniz... Buyurun. Hazreti Mevlana'nın dilinden bir birliğe ulaş. Dinleyelim hep beraber. Buyursunlar arkadaşlar. Müzik
beri gel. Daha beri. Daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte. Ben senim işte. Ne diye bu direnme böyle, ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye? Topumuz bir tek olgun kişiyiz, bir tek. Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye? Zengin yoksulu hor görür, ne diye? Sağ soluna yan bakar, ne diye? İkisi de senin elin, ikisi de. Peki kutlu ne, kutsuz ne? Topumuz bir tek inciyiz, bir tek. Başımız da tek, aklımız da tek. Ne diye iki görür olup kalmışız? İki büklüm gök kubbenin altında. Ne diye? Sen habire gevele dur bakalım. Habire usul boylu birlik çam ağacı de. Sonu nereye varır bunun? Nereye? Şu beş duyudan, altı yönden varını yoğunu birliğe çek, birliğe. Kendine gel, benlikten çık, uzak dur. İnsanlara karıl, insanlara. İnsanlarla bir ol. İnsanlarla bir oldun mu? Bir madensin, bir ulu deniz. Kendinde kaldın mı? Bir damlasın, bir tane. Ama sen canı da bir bil, bedeni de. Yalnız sayıda çoktur onlar alabildiğine. Hani bademler gibi, bademler gibi. Ama hepsindeki yağ bir. Dünyada nice diller var, nice diller. Ama hepsinde anlam bir. Sen kapları, testileri hele bir kır. Sular nasıl bir yol tutar gider. Hele birliğe ulaş, hele birliğe ulaş. Hırgürü savaşı bırak. Nasıl koşar bunu canlara iletir? Can nasıl koşar bunu canlara iletir? Efendim, programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi öyle değişik pozisyonlardan pozisyona geçiyoruz ki ben de biraz adaptasyonda zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın hocam. Çünkü orası bir şey hali, trans hali. Oradan böyle sunuculuk makamında da böyle idare etme hali var. Evet. Mümkün olduğu mertebede hızlıca geçmeye çalışıyorum. Şimdi bazı erdemleri saydık ama çok önemli bir erdem daha var Musa Kazım hocam. Sizinle başlayalım isterim. Sadaka kavramı. Evet. Şimdi eskiler nasıl bir medeniyet tasavvuru inşa etmişler ki bir sadaka taşı oluşturmuşlar. O gelenek hala günümüze kadar gelmiş. Bu bir erdem midir? Öncelikle söyleyeceğim. Yani bir erdemin yansıması mıdır sadaka vermek? Yoksa başlı başına bir erdem midir? Ya da işte selam vermek, malından infak etmek, iyiliği emretmek gibi olgular, bu faziletler
bizi bazı erdemlere mi götürür? Evet. Biraz buralarda dolaşalım istiyor. Aslında şöyle, çok güzel ifade ettiniz. Aslında bunlar da bir erdem. Evet. Ana erdemlerin alt erdemleri var aslında. Yani böyle korelatları var belki şey söyleyebilirse. Hı. Yani böyle açımlıyor. Yani böyle yaprağın kendini açması gibi. Evet. İşte taç yaprak var. Alt, bunun gibi. Cömertlik erdeminin aslında bunlar uzanımları. Evet. Bunların tezahürleri. Tabii sadaka İslam medeniyetinin ki İslam gerçekten bir medeniyet inşa ediyor. Yani müthiş bir medeniyete sahibiz. Az önce hocam da bunu ifade etti. Aslında yeteri kadar belki bunun kıymetini bilmiyoruz. Belki yeteri kadar izahını yapamıyoruz. Şimdi bize ne sağlıyor? Tabii bir sadaka taşı var. Yani onu sessizce vermek, incitmeden vermek. Bu bile başlı başına yani o tasadduk edilen kişiyi incitmeden sağ elin verdiğini sol el duymayacak, hissetmeyecek. Verilen kişi kimin verdiğini bilmeyecek. Ezmeyeceksiniz, üzmeyeceksiniz. Evet. Ama burada asıl şey şu, bunun hikmeti ne? Tabii cömertlik tabii ki çok güzel bir erdem. Cömert olacağız ama bunu göstere göstere değil. Burada bu cömertlikte, sadakada, zekatta ne var? Aslında müthiş bir medeniyet. Ekonomik bir denge sağlıyor. Toplumda bir, yine ölçüye geliyoruz. Bakın bir, aslında bu iffet erdemi de müthiş bir erdem. Evet. Üzerinde yeteri kadar durmuyoruz. Bunu sadece bir haya ile ilişkilendiriyoruz. Aslında İslam şunu diyor. Ümmeten vasata dediği, orta ümmet olmak. Tabii bunu birçok yorumunu yapabiliriz. Şöyle bir şey, benim tek başıma en zengin insan olmam, dünyanın zenginliklerinin %90'ının bende olması, bu arzu edilen bir şey değil. Bu işte toplumsal barışı bozar, huzuru bozar, birliği, dirliği bozar. Ne olacak? Benim zenginliğim, cömertlik erdemiyle fakiri, tamam çabalıyor, gayret ediyor, olmuyor. Ona da ben infak edeceğim. İsar, bizde bakın bunlar hep ne yapacağız? Onu da belli bir düzeye getireceğiz. Onun o nefsindeki hırs, tamah etme duygusu da ne olacak? Baskılanacak. Çift yönlü aslında şey var burada. Bir hikmet var. Evet. Aslında biliyorsun hikmet de erdemlerin başı. Zaten tüm bunlar evet. Bir hikmet zaten. Yani sadaka başlı başına bir yani cebimden alayım birine vereyim. Bunu göstere göstere vereyim. Bu değil. Aslında toplumda bu toplumsal barışta birlik ve beraberlikte bir eşitleme yapıyoruz. Evet Rabbim bana verdi malı mülkü. Ama Rabbimin bu mülkünden ben şeyde bulunuyorum, tasaddukta bulunuyorum. Ve o kardeşimin de, tabii bunu işte kırmadan, dökmeden, onun da insanca yaşayabileceği bir sürece getirme. Tabii beğenmediğimiz, malımızın, mülkümüzün kıyıda köşede kalanı, işte ya da en asgari düzeyden vermek değil. İşte sahabe efendilerimizin o cömertlikleri, işte muhacirler değil mi? Efendimizle beraber Medine'ye gelindiğinde Ensar'ın o getiriyor malını ortaya koyuyor. Diyor ki buyurun yarısı sizin yarısı bizim. Yani böyle bir tasadduk aslında paylaşma. Dolayısıyla yani sadaka belki de toplumsal bu birliğin, beraberliğin eşitlenmesi. Yani bir eşit düzeye getirme. Burada belki şunu diyebiliriz. Yani iktisadi olarak aslında birbirimize yaklaşmak. Zenginle fakiri buluşturuyorsun.
Biliyorsunuz az önce hocam ifade etti, Avrupa'da aslında çok büyük savaşlar oldu, yüzyıl savaşları oldu. Tabii. Zaman zaman toplumlarda infialler çıktı. Neden çıktı? Aslında ana tema bu toplumsal eşitsizlik, dengesizlik, arada oluşan uçurumlar. Eğer siz o fakirleri, garibi, gurabayı gözetmezseniz, işte sadakayla desteklemezseniz, zekatlarınızla, o infaklarınızla, o isarlarınızla, yardımlarınızla desteklemezseniz ne olacaktır? Bir süre sonra artık o kitle patlayacaktır, infial olacaktır, toplumda fesat çıkacaktır. Şimdi hocamın yine vurguladığı çok güzel bir şey vardı. Haset işte tüm iyilikleri götürüyor. İşte toplumu da ifsad eden en büyük haset bu fesattır. Yani onda var, bende yok. Onun o belki de duygusunu, nefsani özelliklerini kıracak en önemli erdemlerden bir tanesi işte bu sadakadır. Cömertlik erdeminin aslında bir tezahürü. Tüm bunlar aslında işte erdemler bağlamında faziletler. Çünkü İslam dini fazilet dini. Onun için Farabi'nin Medinetül Fazıla, fazilet dediği şey, yani bu medeniyetin özü faziletlerdir. Bu faziletlerle aslında bir anlam kazanıyor. Yoksa kendiniz başınıza ibadetleri yapmanız, inzivaya çekilip efendim çok iyi bir insan olmanız, İslam'ın öngördüğü bir hayat felsefesi, bir hayat anlayışı değil. Toplum içinde olacaksınız, gözeteceksiniz, fakiri gözeteceksiniz, iyiliği emredeceksiniz, kötülüğün efendim giderilmesi, izale edilmesi yönünde mücadele edeceksiniz. Bakın hepsinin temelinde faziletleri inşa etmek var. Eğer bir fazilet toplumu, bir erdem toplumu oluşturamazsak birlik ve beraberlik olmayacaktır. Evet, şey deniyor ya hocam, sanma ey hacı senden zerrüsüm isterler, lemeyal genfeoda kalbi selim isterler. Evet. Burada kalbi selimden maksat, bu erdemlerin toplamda insanda çıkması mı? Yani bütün erdemler çıkınca mı insan kalbi selim oluyor ya da tamamıyla insanı kamil oluyor? Kamil insan herhalde bu zaman, ya öyle diyebilir miyiz hocam? İşte kalbi selim burada başta şirkten uzak, evet, temizlenmiş, hasetten, kibirden uzak bir sağlam kalp. Kalbi selim sağlam. Yani şimdi kalp diyoruz, kalp hastalığı diyoruz. Evet. Şimdi orada da bir çağrışım yaptı. Şimdi kalp hastalığı deyince hepimizin işte falan, evet, ürküyoruz, korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Ama esas kalp hastalığına gelmek lazım. Yani tabii, elbette ki kardiyovasküler bir mesele halinden çıkartıp, evet, biraz daha derinine. Hocam Kur'an-ı Kerim'de, evet, değil mi? Kalplerine gıl dediği hastalık. Gıl ve maraz diyor. Maraz. Fî kulûbihim maradun. Maradun. Yani. Evet. Yani kalp hastası olanlar, öyle ifade, evet, edelim. Kalbinde hastalık olanlar. Şimdi buradaki hastalık nedir? Evet. Buradaki hastalık işte nifak hastalığı mesela. Şimdi bu hastalıklardan arınmak, temizlenmek. Şimdi az önce hocam anlattı. Yani birlik, beraberlik, bütünlükten bahsediyoruz. İslam böyle bir toplum bizden inşa etmemizi emrediyor. Şimdi bunun amacı nedir? Neden birlik beraberlik acaba? Birlik beraberliğin efendim amacı ne? Hocam işaret ettiler. İslam toplumunun yeryüzünde bir misyonu var. İşte hemen ayetin devamında nedir o? İyiliği hakim, kötülüğü mahkum etmek. Bu İslam toplumunun misyonu. Tabii, misyonu. Tabii. Yani bu birlik ve bütünlüğün esas amacı da aslında yeryüzünde
bu dengenin sağlanması, bu rehberliği gerçekleştirilmesi. Şu anda insanlık aleminde bu anlamda, yani iyiliği hakim kılmak, kötülüğü mahkum etmek, bu rehberliği gerçekleştiren toplum ne yazık ki yok. Müslüman toplumların tarihsel misyonu budur. Bu misyon gerçekleştirilmediği zaman yeryüzünde denge bozuluyor. Bu da bir başka ayette anlatılıyor. Affedersiniz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ diyor. İnkarcılar birbirini dostudur. Birbirini korur, kayırır, arka çıkarlar. Eğer siz ey müminler yeryüzünde illa tef'aluhu tekün fitnetün fil ardı. Yeryüzünde siz bu birliği, beraberliği, birbirinizi kayırma, birbirinize arka çıkma, bunu gerçekleştirmezseniz yeryüzünde fitne fesat çıkar. Şimdi o bakımdan Müslümanların böyle bir misyonu var, böyle bir görevleri var. Çok baştayız. Şimdi siz az önce İlahi'de çok güzel bir sunum yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Allah Resulü hayatı boyunca insanlığı bu noktada temizlemeye, arınmaya çağırmıştı. Ey müminler diyor mesela. Birbirinize kin ve husumet beslemeyin diyor. Birbirinize haset beslemeyin diyor. Birbirinizi arkasından dedikodu yapmayın. Ey Allah'ın kulları. Bu mealde hadisler var. Kardeş olun, kardeş diyor. Şimdi gene burada bir hususu, yani Allah Resulü o günkü insanları nasıl terbiye etti? Bir örnek olay anlatmak istiyorum. Şu anda ismini hatırlayamadım. Sahabi Ebu Zer, yanlış hatırlamıyorsam, Bilal-i Habeşi'ye ey siyah kadının oğlu diyor. Aşağılayıcı bir şekilde. Ey siyah kadının oğlu, Bilal-i Habeşi'ye söylüyor. İnciniyor, rahatsız oluyor Bilal-i Habeşi. Durum Allah Resulüne intikal ediyor. Diyor ki ey Ebu Zer, sen öyle bir söz söyledin ki denize atsan bütün denizi kirletir. Yani renginden dolayı sen Müslüman bir kardeşini küçümsedin, hafife aldın. Ve rivayetin devamında, yani anlatılan hatırlayabildiğim kadarıyla, tabii büyük bir vicdan azabı duyuyor Ebu Zer. Gel diyor, sen diyor kafamın üzerine bas diyor. İşte İslam böyle insanları olgunlaştırdı, terbiye etti. Ve örnek, model ve kezalike ce'annâküm ümmeten vesatan. Yani o denge toplumu diyelim. Mesela ne diyor? Irkçılıkla alakalı. Çok önemli, güncel bir konu biliyorsunuz. Yani şimdi ülkemizin birlik beraberlik. Neden birlik beraberlik? Çünkü bu toplumun varlığının devamı için birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde. İstikbalimiz için. Bu gerekiyor. Hocam, ırkçılık burada, etnik ayrımcılık en temel sorunlardan birisi. Tabii. Hayatı boyunca mücadele etmiştir Allah Resulü. Ne diyor? Irkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık davası güden bizden değildir. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değildir. Irkçılık uğrunda ölen bizden değildir. Ve o kabile taassubu var Arap toplumunda. Kendisi bir Arap. Ama ne diyor? Ne Arap'ın Arap olmayana, ne Arap olmayanın Arap olana bir üstünlüğü var diyor. Kendisi bir Arap. İnsan, yani
önce insanın bu cahiliye adetinden kurtulması lazım. Evet. Bu bir iptidai bir şey. Yani bunun temelleri de... hocam Ensar Muhacir kardeşliğinde mi atılıyor? Yani orada da farklı kabilelerin bir buluşması da var aslında. Evet. Ve bu aslında temel Ensar Muhacir kardeşliğine gidiyor. Oralarda biraz dolaşalım istiyorum. Yani çünkü neler cereyan etti? Evet. Musa Kazım hocam da hala günümüze kadar gelen bir hani Ensar Muhacir kardeşliğine hep örnek alırız biz Müslümanlar olarak. Evet. Buyursunlar. Aslında hocamın da çok güzel ifade ettiği orada işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Tam bir kardeşlik, eşitleme durumuna getiriyor. İşte Mekke'de tüm varlığını, birikimlerini, malını, mülkünü bırakıp gelen insanlar var. İşte Medine'de malı, mülkü olan insanlar var. Zengini var, fakiri var, farklı statüde insanlar evet. var. Ama eşitliyor. Az önce hocamın dediği işte o ümmeten vasata. Yani ırkın yanı sıra başka statüler de var. Tabii yani zenginlikler var. O ayeti şey yapabiliriz, okuyalım evet. hocam. İsterseniz siz buyurun ayeti. Yani buyursunlar hocam. Haşr suresinde yanlış hatırlamıyorsam evrensel bir inkılap diyelim. Yani kalplerde gerçekleşen inkılap. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ diyor. Ensardan evet. bahsediyor burada. Ensarın o cömertliği, o paylaşımcılığı vesaire anlatılıyor burada da. Daha önce diyor Medine'yi yurt edinenler ve imana, İslam'a bağlananlar, imanı yurt edilenler belki böyle ifade edebiliriz. Yani insan yurdunda mutlu olur, evinde mutlu olur. Mümin insan da iman atmosferi içerisinde mutlu olur. Ensardan böyle girişiyor. وَالَّذِينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Hicret edip kendilerine gelenleri onlar sevdiler Ensar. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Ve onlara verilen mal, mülk vesaire geldiler dışarıdan. İşte paylaşmak, dışarıdan ya, geldi. Evet. Onları kayırmak, korumak. Hiçbir rahatsızlık duymadılar. Yani şimdi ülkemizde Suriye'den gelen. Şimdi çok önemli bir şey aslında. Yani bu, Afganistan'dan tabii, gelen. Hı-hı. Birçok ülkeden, Afrika'dan var. Değil mi hocam? Ankara'da, hocam tarihte İstanbul'da. De var. Mesela Osmanlı döneminde de malumunuz çok zorluk yaşayan, İspanya'da mesela işte Engizisyon'dan kaçan insanları. Tabii. Yani hep Müslüman yurdu. Evet. Aslında İslam yurdu, Müslüman yurdu. Hep ensar olan yerler. Evet. Aslında ensarlık da müthiş bir aslında, o da bir fazilet. Benim aklıma hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi geldi. Hicret, eğer diyor hicret olmasaydı evet. elbette ben ensardan olurdum. Ensardan diyor. Oldum, ya, bu nasıl güzel müthiş bir ifadedir. Tabii yani evet. bizim genelde hep işte özelliğimiz bu. Yani hocamın az önce ifade ettiği ülkemiz şu an Türkiye Cumhuriyeti sığınılan bir liman. İşte Balkanlarda sıkıntı olmuş, gelmiş bizim işte dindaşlarımız, soydaşlarımız. Kafkaslar'da sorun olmuş, iltica edilmiş, Irak'ta olmuş efendim sorunlar, Suriye'de olmuş. Yani sadece yakın zamanın meselesi değil aslında. Tabii Türkiye Cumhuriyeti de bizim bu kadim geleneğimizin, medeniyet geleneğimizin bir devamı. Aslında bizim sadece Cumhuriyet oldu, şeyimiz değişti. Evet. Osmanlı devam etti ya da işte Osmanlı neydi? Büyük Selçuklu'nun devamı. İşte o nedir? Yani hep o İslam toplumu olmanın nedir? İyiliği hep inşa eden, iyilik toplumu, iyilikte yarışan, festebekul hayrat değil mi Kur'an'ın ifadesiyle? Yani ya, müthiş bir şey aslında. İyilikte yarışmak. Yarışmak yani bugün evet. bugün yarışlarımız başka şeyler. Evet. Yani iyilikte yarış diye bir şey ne kadar var? Evet. Tabii iyilik dediğimiz şey ne? Yani tabii iyilikten
çok şey anlarız. Hep bir paradoks var değil mi? Şu yani sözler ve davranışlar arasında bir çelişki deryasında gidip geliyoruz. O yüzden zaten kavram oturmuyor bizde. Evet. Kavramı da tanıyamıyoruz maalesef. Boşlukta değil mi hocam? Kalıyor. Yani, boşlukta evet. kalıyor. Söylenen sözler içi boş, hayatta karşılığı olmayan. Evet. İşte o baştan beri konuştuğumuz sürekli bir eğitim, insanın kendini terbiye etmesi, insanın kendini eğitmesi meselesi. Bu nasıl olacak hocam? Evet. İsterseniz tevhidin buyursunlar ben hocam. Ben şöyle bir şey, sadece bir şey ilave edeyim. Tabii ki, tabii şu ki. Şu hocam, aslında bu ensar olma tabii bir örnek. Peygamber Efendimiz'in işte Medine'de ben ensar olurdum. Şimdi bugün aslında yaşıyoruz. Daha dün yaşadık, evvelki gün yaşadık. Salgın dolayısıyla dünyada en zengin dediğimiz, en müreffeh dediğimiz toplumlar bile çok zor durumda. Ya yani Allah başa vermesin, beklenmedik bir hal. Tabii. Koskoca ülkeler şu an çok zorda kaldı. Şimdi Türkiye, ülkemiz, ensar, hocam illa buraya hicret edilmesi gerekmiyor. Yani birilerinin muhacir olarak buraya gelmesi gerekmiyor. Bu aynı zamanda zorda olanlara yardım etmek. İşte dün Arakan'a yapıyordu değil mi? Eritre'ye yapıyordu, Moray'a Tabii. yapıyordu. Hemen yetişiyordu Türkiye. Bugün, yani şimdi bunu gerçekten çok büyük bir fazilet olarak da görmemiz gerekiyor. Amerika'ya bir şeyde bulunuyorsunuz. İşte İtalya'ya gönderiyorsunuz. Yani insanlığın topyekün yaşadığı bir sorunu, zor zamanı yardımlaşarak ve burada hiç ayrım yapmıyorsunuz. Irk, renk, dil, inanç ayrımı yapmıyorsunuz. Zaten tabii ki, hocam bu yardım meselesi, affedersiniz sözünüzü kestim. Yani bu elbette ki Müslüman kardeşliği, İslam kardeşliği var. Ama aslında hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun mazluma, mağdura yardım edilir. Tabii. Elinden tutulur. İşte kim merhamet, olursa olsun, değil mi? Şey gibi diyebilir işte, miyiz kim hocam? Kim olursa olsun. Tabii. Tevhid aslında eksiği de tamamlamak diyebilir miyiz? Tabii. Birinin yani işte üzerinde bir şey olmayan, soğuktan donan birisine bir mont verdiğimiz zaman biz aslında yine tevhide gidiyoruz. Bir kemal hali aslında. Kemal hali yani noksanı tamamlamak hali. Evet. O yüzden işte Arakan'a yardımlarımız, Afrika'ya olan işte su kuyularındaki yardımlarımız bir noksan görüp dünyanın çeşitli yerlerinde onlara yetişmek. Belki de dünyanın iyiliği için Türkiye deniyor ya, bu açıdan Türkiye'den umutluyuz. Şöyle bir şey diyelim. Buyurun hocam. Özür. O kadar kısa, güzel kısa, gidiyor ki buyursunlar. Yani işte burada belki şu işte, yani bizim inancımızda Kur'ani olarak aslında düşündüğümüzde iman etmemiz, ibadet etmemizle beraber bir de salih amel diyor. Hep, değil mi hocam? İman etmenin akabinde salih, sürekli salih amel. Şimdi aslında bu bir boyutu, yani tevhidi oluşturmada muvahhid olabilmemiz. Tabii benim önce ne olmam lazım? Muvahhid olmam lazım. Hocam bu konuyu biraz daha, biraz sonra işleyelim. Çünkü çok önemli konular bunlar. Keşke vaktimiz daha uzun olsa. Ama şimdi sırada tevhidin Rabbinin, arası, Rabbinden gelen anladım. Söz var. Onu dinleyeceğiz. Duygumuzun coşması gerekiyor. Buyurun. İnşallah hocam. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyelim. Hep öyle birlikte mi? Kur'an, şifa alalım. Ben şifa ilahi zannettim. Inşallah. Evet, buyurun. Tabii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا
تُنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ السميع العليم صدق الله العظيم. Efendim Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibimiz Mansur Sağır Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam Ankara iftarına şöyle az bir zamanımız kaldı. Şu seher vaktinde, sahur vaktinde tevhid üzerine konuşuyoruz. Birliğe ulaşmaktan ve bu vesileyle Müslümanların birlik ve beraberlik olması ve bunun öneminden bahsediyoruz. Şunu soracağım hocam. Aslında bu benim kişisel bir sorum. Hani diyoruz ya, Asım'ın nesli yetişmesi için bu hususta bütün kurumların çalışmaları var ve bir özlem var geçmişe. Bizler neden bir Sinan çıkartamıyoruz? Neden bir Itri'miz yok? Bazı noktalarda şüphesiz eksiklerimiz olduğu için yoktur. Bu eksiklikler erdem kavramı üzerinde eksik kaldığımız için mi? Buyursunlar. Evet, şimdi tabii tevhid aynı zamanda bir medeniyet projesi. Yani şimdi konuşmamızın başından itibaren hani tevhid dediğimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid dediğimiz bu. Evet. Yani zatında ve sıfatlarında eşsiz efendim. Esas bu. Fakat bu aynı zamanda işte İslam medeniyetinin neşvu nema bulduğu ilham kaynağı. Hayatın bütün alanlarında efendim sirayet eden, sinen bir olgu. Mansur Hoca'nın okuduğu ayetler de doğrusu beni çok yani güzel seçildi. Konuşmamızda uyum içerisinde. Evet. Orada erdemin zirvesinden bahsediliyor. Evet. Evet. Çok önemli. İşte yani İslam'ın insanın önüne koyduğu hedef, her birimizin önünde olan hedef. Bütün mesele bunu başarmak. Nedir o? Diyor ki iyilikle kötülük bir değildir diyor.
Hocam daha iyi bilir yani bu ahlak felsefesinde de değil mi en zirve erdemlerden biri olarak kabul ediliyor. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Sen diyor kötülüğü diyor en güzel şekilde diyor sav diyor uzaklaştır. Yani birisinden gelen bir olumsuzluğu diyor. Eğer bunu başarabilirsen diyor ve izellezî beyneke ve beynehu adâvetun aranızda düşmanlık olan kimse diyor senin dostun haline gelir. Şimdi şu ilke yani düşmanın dost haline gelmesi mesela bunu öğretiyor bize. Kimyayı yani, değiştiriyor hocam efendim, adeta. Kimyayı değiştiriyor. Evet. Yani bu bunun üzerine yoğunlaşmak lazım. Erdemli toplum. Hocam baştan beri anlattı. Efendim Farabi'nin projesi, düşüncesi. Şimdi kötülüğü affedebilirsiniz. Bu da bir erdem. Tabii. Değil mi hocam? Kesinlikle. Vel kazimînel gayza. Vel afîn. Bu çok önemli. Ama yani kötülüğün affedilmesi, bağışlarsın ama bu ayette affetmenin ötesinde diyor ona iyilik yap diyor. Tabii. Yani affetmekte de kalma diyor. Hiçbir şey değil mi hocam? Tabii. Geçer gidersin, unutursun. Tamam affettim dersin. Ama diyor ki sen diyor ona yani insanı nasıl söylesem teslim almanın bir yöntemi ya burada aslında insan baştan beri olumsuzluklar üzerine konuşuyoruz ama burada çok ince bir espri var. O da nedir? İnsanda vicdan denen bir olgu var. Yani siz o size kötülük yapmış buna karşılık siz ona iyilik yaparsanız ayetin devamında diyor o sizin samimi bir dostunuz olur. Dayanamaz. Yaptığı kötülüğe rağmen siz ona iyilik yapıyorsunuz. O zaman bir dönüşümden bahsedebilir evet, miyiz? Evet, evet. Keennehu veliyyun işte yani birlik ve beraberlik, kardeşlik hukuku. Bu bilince, bu felsefeye, bu ideale sahip insanlar yani birbirine kenetlenmiş hani ayet ki ennehum bünyanun mersus diyor. Evet. Yani taşları birbirine kenetlenmiş İslam toplumu böyle. Ve Allah diyor onları sever diyor. İnallaha yuhibbullezine yukatilune fi sebilihi ke ennehum bünyanun mersus diyor. Bir duvarı düşünün birbirine kenetlenmiş. Bu böyle olur. Bu davaya gönül vermekte olur. Hocam sırf bu programı şu cümle için bile, hatta biraz daha ileri gideyim. Tüm Ramazan-ı Şerif boyunca yaptığımız programlarda şu sarf ettiğiniz cümleyi anlayan ve hayatına tatbik eden kıymetli misafirlerimiz, dostlarımız, ev sahiplerimiz maksada hasıl olacaktır diye ben inanıyorum. Programın amacına, çünkü kesinlikle. O kadar uygun bir cümle ki bu. Yani böyle ser levha diye evet. Asılacak bir cümle. İnşallah olanlardan oluruz. Bir daha tekrar eder misiniz hocam? Ders niteliğinde çünkü bu. İyiliğe kötülükle, yani iyilik... İyiliği kötülükle savun diyor. Kötülüğü iyilikle savun. Affedersiniz. Yanlış söyledim. Evet. Kötülüğü iyilikle savun diyor. Size kötülük yapan birisine siz iyilik yapın diyor. Ve bunu yaparsanız diyor, bunu başarırsanız işte bu çok önemli. O zaman diyor o size düşmanlık, kötülük yapan sizin can dostunuz olur, samimi bir dostunuz olur. Ama ayetin devamında bunu başarabilecek olanlar diyor. Ve mâ yulekkâhâ illellezîne sabarû ancak sabredenlerdir. Bu yola koyulanlar. Çok önemli, evet. İlahi sevgiyi yaşayanlar, hayata bu anlamı verenler, hayatı bir fazilet mücadelesi olarak, bir erdem, bir olgunlaşma süreci olarak kabul edenler,
ve sürekli buna koşanlar, bunu ancak bunlar başarır diyor. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Bunu sabredenlerin dışında başka kimse başaramaz. Bu ayet-i celile hocam, yani bizi bulutların üzerinde aramıyor, yani aratmıyor. Tabii. Bildiğimiz hayatın içinde. Hayatın kesin. İçinde öyle değil mi? Aslında hocamın bu ifade ettiği hususların yani biraz tahlilini yaptığımızda psikolojik bir etkisi var. Yani insan birden mükerrem, mükemmel bir varlık haline dönüşebiliyor. Yani iyilik yaptığınız an ya da insan iyiliği yaptığı an, işte az önce sorduğunuz o sadaka, mesela sadaka belaları def eder, kötülükleri giderir. Şimdi aslında bizim ibadetlerimizle, taatlarımızla, salih amellerimizle aslında bizde bir psikolojik dönüşüm gerçekleşiyor. Bu ahlaki tutumların, bu erdemlerin, bu faziletlerin aslında mükemmel bir dönüştürücü etkisi var. Şu su dolu kabı şöyle düşünün, belki de zararlı bir şey var burada, bir mai var, bir sıvı var. Bir şey damlatıyorsunuz, yani bir iyilik dokunuyor ve bu tamamen iyi şeye dönüşüyor. Yani kimyasal dedi ya hocam. Evet. O dönüştürüyor. Kimya değişiyor. Kimya değişiyor. Kimya değişiyor. Aslında İslam gerçekten mükemmel bir din. Yani şöyle bir şey, umutsuzluk yok. Son anına kadar bile insan olabilir, gaflette şey de bulunabilir ama o dönüşümü sağladığında iyiliği yaparak iyi işlerle o zirve hale, yani o insanı kamil noktaya erişebiliyor. Yani bunun aslında hocam şeyde de bizim hem ahlak filozoflarımız, yani Farabi olsun efendim, işte şeyler olsun, Nasiriler olsun, işte Ahlak-ı Nasiri de olsun, tüm bunlarda aslında bu faziletlerin, erdemlerin insan fizyolojisinde, insan psikolojisinde, insan ruhunda yaptığı dönüşümler anlatılır. Ve bunu en güzel anlatan bir tanesi de hocam Spinoza'nın Etikası. Mesela Etika'da... Kimin de hocam, bir daha söyler misiniz? Spinoza'nın Etikası. Spinoza'nın Etikası, evet. Mesela orada da asıl şeyi burada yapar. Mesela biz bunlara bu şekilde çok durmuyoruz. Aslında Kur'an bize bir anlamda altın tabletler gibi şeyleri veriyor. Modelleri veriyor. Evet. Onun içinde aslında çok müthiş... sıçramayı yapmamızı istiyor. İstiyor bize. Aslında. Şimdi affedersin, vakit varsa orada hocamın alanıyla alakalı hikmet kelimesi geçti mesela. Evet, Allah kime hikmet tabii verirse. Müsaade ederseniz. Buyursun. Yaklaşık bir 3,5 dakikamız var Ankara ezanından. Buyurun. Yü'til hikmete men yeşâ diyor. Allah Allah dilediğine hikmeti verir. Tabii evet. Hak edene verir aslında. Ama kime de verilmişse? Evet. Ve men yü'tel hikmete fekad utiye hayran kesira. Kime de hikmet verilmişse büyük. Ona çok büyük bir iyilikler. Evet. Efendim, hayır verilmiştir. Bahşişte bulunulmuştur. Şimdi o ayetin öncesinde onunla irtibat kurmak istiyorum. İnfakla ilgili dedik bu akşam, konuştuk burada. Mevla'nın müminlere çağrısı. İnfakta bulunun. Ve aşağısında diyor ki, Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Siz niyetleniyorsunuz. İnfakta bulunacaksınız ama şeytan size diyor, fakirliği vaat ediyor, vesvese veriyor. Sizi efendim ayartmaya çalışıyor, döndürmeye çalışıyor. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşâ. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fazla. Allah ise size bağışlanmayı vaat ediyor. Yani infakta bulunursanız bağışlanma. Evet. Ve lütfunu size vaat ediyor. Şunu demek istiyorum. Şimdi insan bu çatışmayı yaşıyor kendi içerisinde. Vermek vermemek. Anlatabildim mi? İşte bu sıçramayı yapabilirsen orada infaktan, evet, paylaşmadan yanına tavrını koyabilirsen
Hikmet budur hocam. Hemen bir sonraki ayette gelen. Yani hocam o sıçramayı yaptıktan sonra mı hikmet geliyor? O hikmettir. Yani o hikmet. Orada çok önemli. İnsanın orada sonsuz olanı tercih etmesi. Allah'ın eşsiz mükafatına talip olması ve şeytanın o tuzağına kendisini kaptırmaması. Yani efendim cimrilik yapmaması, infakta bulunmaz. Bunu başarabilmek. Hikmet bu işte. Hocam yani birçok anlamı o var. O kadar keyifli gidiyor ki. Aslında bir de hocam şey var. İslam'da bir uruç, yükseliş var. İlim, irfan, hikmet, hilm aslında. Ezandan sonra bu konuyu konuşalım mı hocam? Eyvallah. Çünkü çok önemli bir yerdeyiz. Sevgili Ankaralılar için imsak vakti. Aynı zamanda Hatay için de. Hocam siz Hataylıydınız evet, değil mi? Evet, Hatay'ı 4 yıldız. Hatay'a da buradan selam olsun. Hatay'a memleketimize selamlar. Hocam geçtik. 3.32 Rize'ydi. Buradan Rize'ye de selam gönderelim. Evet. Sizin sözünüzü kesmemek için. Estağfurullah. Ezandan sonra burada olacağız. Sevgili Ankaralılar, Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Tamam. Ezandan sonra buradayız. Kuruyan gözleri aşkınla yaşartan Rabbim. Gönül bağıyla sana teslim olan kullarını bilensin. Gizli olan şeyleri görünen kılan sensin. Ey İyilik yapanları mükafatlandıran Rabbim, su damlalarıyla günahlarımızı temizleyensin. Senin iznin olmadan bir yaprak bile kımıldamazken, binlerce milleti renk, ırk gözetmeksizin Kâbe'nin eteklerinde toplayansın. Aşkın merkezinde sana tavaf edenleri görensin. Senden yardım isteyenlerin imdadına yetişensin. Hazreti İbrahim'in ateşini gül bahçelerine çevirensin. Ey Rabbim, dünyamızı da ahiretimizi de gül bahçelerine çevir. Hazreti İbrahim'in sabrını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini nasip et. Hazreti İbrahim'in imtihanını nasıl kolaylaştırdıysan, bizim de imtihanımızı kolaylaştır. Sonsuz tevekkülü yüreğimize yerleştir. Ey Rabbim, hatalarımızı itiraf edip tövbelerimizle huzuruna geliyoruz. Salih kullarından eylemen için sana Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in ettiği duayla yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey bizim Rabbimiz! Hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan sensin. Amin. Evet, programımız devam ediyor kıymetli dostlar. İstanbul ezanına şöyle 7-6 dakika var. Biz burada
arada ezanla beraber kıymetli hocalarımdan ben aynı zamanda kitap isimleri alıyorum. O kadar güzel bir sohbet oldu ki ben tekrardan teşekkür ederim kendilerine. Belki fırsatımız olmayacak çünkü her an böyle derin bir sohbete yine dalabiliriz. Lakin hocam, dedik ki ezandan evvel bir terakkiden bahsettik. Evet. İlim, irfan, hikmet ve hilm. Bu terakkiyi biraz açalım dedik, buyursunlar. Evet. Aslında sizin ilahide de işte okuduğunuz, konuşma içerisinde geçen o insanı kamil olma aslında bir terakki hali. Yani İslam insanı bir noktada bırakmak ya da işte olduğu halde bırakmak istemez. Onun uruç etmesini, yükselmesini, manevi olarak ilerlemesini ister. İşte ne yapacak? İmam Gazali'nin bu anlamda çok güzel işte diyor ki taklit, tahkik ve zevk. Yani insan sürekli yükselecek. Yani şey mesela çok kabul edilen bir şey değil. Tamam İslam'ı kabul ettim, taklit. Hayır, bunu araştıracaksınız. Şimdi ilim olacak. Tabii. İlim, bir düzey. Ne yapacağız? İşte konuştuk hocamla işte araştıracağız, sorgulayacağız. Kur'an'ın hep vurgusu, düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Aslında bizi araştırıp ilme sevk ediyor. Sonra bunun içerisindeki o manevi boyutu, irfanı istiyor. İlim, irfan. Tabii ilim sahibi alim. Bize şimdi ilim sahibi olmak, alim olmak önemli bir meratiptir, terakkidir ama arif olmak, irfana yetiyor mu? Hayır. İrfanla beraber hikmet, ilim, irfan sahibi olduğunuzda size az önce hocamın söylediği, Mansur hocamızın da okuduğu Allah hikmeti, dilediğine hikmeti verir. Kime de hikmet verilmişse ona büyük hayırlar, büyük iyilikler verilmiştir. Hikmeti, hikmet sahibi olmak hakimdir bu biliyorsun. Hakim, evet. Hekim, hakim aslında hep aynı kökten yani. Artık işin, yani maddenin mana boyutuna geçebilen boyut, hikmet, o büyük bir hayır aslında. Bu burada kalmıyor. Bir de bunun hilmi var. Neye? Ete kemiğe bürünmesi. Artık sizin sözünüz, bu düşünceniz sizde bir hal oluyor. Yani kalden hale, asıl işte o mümin olarak gözükmek. Yunus'un diyor ya işte ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm dediği. İşte Müslüman olarak işte tüm bahsettiğimiz bu erdemler nihayetinde işte bileceğiz ilim. Bunun manasına irfan. Sonra Mevla'nın bir lütfu olacak. Yani tabii burada buna nail olabilmek için insanın da bir cehdi gayretinin olması lazım. Ne yapacağız? İbadetler, taatlar. Biz niçin oruç tutuyoruz? Sadece aç kalmak için değil. Ramazan-ı Şerif'te neden işte o hatimler, işte zikirler, ezkarlar arttırıyoruz? Aynı zamanda o hikmete nail olabilmek. Yani hikmetin verilmesi için de bir insanda zeminin oluşması lazım. Yani şu gönül, şu kalp ona nail olacak. Buna da işte hikmet olarak Mevla size bunu lütfettiğinde yeah. Aynı zamanda bunun sizde bir ahlak. Aslında tümü güzel ahlak olarak tehzibul ahlaktır mesela bizim inancımızda. Çok güzel mesela bir kavramdır bu. Mesela İslam düşüncesinde ahlak-ı hamide, tabii çok uzun konular ama kısaca şu. Evet. Ahlak-ı hamide, ahlak-ı zemime özetlenmiştir. Yani şu, insan bir ahlak varlığıdır. Ahlaksız kelimesi doğru değildir bizim inancımızda. İyi ahlaklı, kötü ahlaklı. Ha bu bir nihayete ererse ilim, irfan, hikmet ve hilm olarak bulunduğunda tehzibul ahlak. O güzel ahlak, o tezyin oluşmuştur. Nasıl az önce Sinan'ın Selimiyesinden bahsettik. Tüm unsurlarıyla mükemmel bir işte tevhid. İşte sanatta muvahid, görüyoruz. Muvahid evet. İnsan bu. Çok muvahid güzel. İnsan sadece Allah'ı birleyerek sözde, dilde değil.
işte ilmi, irfanı, hikmeti ve hilmi vücuda getirdiğinde muvahhid insan ve kamil insan olur. Hocam çok teşekkür ederim. Bir sorum daha var. Son sorumu hocamla tamamlamak istiyorum. İbrahim Hocam, bu terakkide, ibadette her daim bizimle beraber olacak değil mi? Yani o ibadet haliyle beraber devam etmemiz gerekiyor. Bu erdemliliği, erdemliliğe sahip olmak için o ibadet haliyle iştigal etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii. Buyursunlar. Şimdi Murat Bey, insanın yaratılış amacı Mülk suresinde خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. En güzel ameli hanginiz yapacaktır? Mevla şu anda bunu tespit ediyor. Böyle bir imtihandayız. Şimdi bu en güzel amel nedir? Hocam yaklaşık bir 30 saniyemiz kaldı. O zaman şöyle ifade edelim. En güzel amel ibadet olduğu kadar ahlaktır. Ve şöyle noktalayalım. Sevgili değerli izleyicilerimize, kin giren yüreğe din girmez. Çok güzel. Haset giren yüreğe din girmez. Merhametle kuşanmamız lazım. Neden? Çünkü biz namazımızın her rekatında Rabbimizin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bu bir eğitim metodudur aynı zamanda. Onun eşsiz merhamet ve şefkat sahibi olduğunu söylüyoruz. Bunu her rekatta tekrarlayan bir Müslüman herhalde dönüp kendisine bir bakması lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben merhametin neresindeyim? Hocam İstanbul için artık imsak vakti. Bizlerle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan Hocam, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı Hocam bizlerleydi. Yarınki iftarı beklerken programımızın konukları da Kadir Dinç Hocamız, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü ve Mehmet Baki Öztürk, MEP ARGE Kalite ve İzleme Daire Başkanımız. Efendim bizden bu kadar. Bu gece biz doyamadık muhabbete. Eminim sizler de öyle hissediyorsunuz. İnşallah birliğe, tevhide ve kardeşliğe ulaşan kullarından eylesin Rabbim. İstanbul için imsak vaktidir. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Yarın görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح
Love.